geleceğini biliyordum. Bana başka şans bırakmadın. Karıma söylemekle tehdit ettin. Gerçekten söyleyeceğimi düşünmedin herhalde. Ben mutlu bir yuva yıkacak kadar vicdansız mıyım sence? Gerçekten mutluysan tabii. Yani orasını bilemiyorum. Sahra. Ben seni tanımıyorum. Ne yapıp ne yapmayacağını bilemem o yüzden. Haklısın. Birbirimizi tanıyacak fırsatımız olmadı hiç. Ne istiyorsun benden Sahra? Gel dedin geldim işte. Amacın ne? Sadece yemek yemek istiyorum o kadar. Ne söyleyelim sana? Ne yersin? Flavius restoranına gidecektim ama çok mu uzak acaba? Hayır efendim. Hemen çıkışta sağda. Yürüyerek gidebilirsiniz. Niye avutuyorsun beni Hakan? Üzülmeyeyim diye mi yoksa gidip karına her şeyi anlatmamam için mi? Hangisi? Eğer ikincisi ise hiç boşuna uğraşma. Yani dediğim gibi hiçbir şey anlatmayacağım zaten. Ama eğer birincisi ise lütfen yemeğine odaklan. Gülümse biraz. Bu kadarıyla da avunabilirim yani dediğim gibi ben öyle. Çok karmaşık bir kadın değilim. Öyle küçük şeylerle de mutlu olabiliyorum yani. Fularınızı düşürmüşsünüz. Teşekkür ederim. Hakan. Teşekkür ederim. Sen olağanüstü bir adamsın. Karın sana sahip olduğu için çok şanslı. Otelde beni bekliyor şu an. Birbirimizi bir daha görür müyüz sence? Beni özlemeyeceğinden emin misin? Sara bak. Öyle olsa bile senin bundan haberin olmayacak. Ben bundan eminim. Özür dilerim. Anlatacak mısın ne olduğunu? Yoksa yine fikrimi değiştirdin? Konuşmayacak mısın yine? Ben bir çocuğum olamayacağını öğrendim Hakan.
asla. Sana bir aile veremeyeceğimi öğrendim. Tanıştığımız günden beri söyledin hep. Çocukları ne kadar çok sevdiğinden bahsettin. Bir oğlun olmasını ne kadar çok istediğinden bahsettin. Ellerinle yaptın ya bahçedeki park. Odalarını tasarladın. Günlerce, haftalarca uğraştın Hakan. Beni hayatta en çok istediğin şeyden mahrum kalabilecek kadar sevebilir misin diye düşündüm. Hep. Benim sana bunu yapmaya hakkım yok diye düşündüm. Ben de 4 ay önce öğrendim. O günden beri de seni terk etmek için elimden ne gelirse yaptım. Denedim. Ama işte beceremedim. Olmadı. Kaç doktora gittim. Bir yolu vardır belki dedim. Kaç hastaneye danıştım. Hepsi aynı şeyi söyledi. Benimle birlikte olursan çocuğun olamayacak Hakan. Ben ömrümün sonuna kadar seninle yaşayabilirim. Ömrümün sonuna kadar yaşarım. Sen yapabilecek misin? Sen beni terk edeceksin diye korktum. Söyleyemedim. Hiçbir şey söyleyemedim. Böyle bir şey için seni terk edeceğimi nasıl düşünürsün sen? Çok istedim. Yemin ederim. Beceremedim. Gücüm yetmedi. Hakan ne olur beni bırakma. Ne olur beni bırakma. Seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Hiçbir zaman. Şimdi beni sevdiğini söyler misin? Seni çok seviyorum. Canımdan çok seviyorum seni. Ne yapıyorsun burada? Üşüteceksin, girsin mi içeri? Düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Biz. Sonra dün gece bana söylediklerini. Yine söylesene. Seni çok seviyorum. Canımdan çok. Ayrılıktan bahsetmeyeceğim bir daha sana. Benden bir daha öyle şeyler duyamayacaksın. Asla. Çok seviyorum seni Hakan. Hiç kimsenin, hiçbir şeyin aramıza girmesine müsaade etmeyeceğim. Biraz daha kalalım mı burada? Balayı da yapmamıştık zaten. Lütfen. Tamam. Sen nasıl istersen.
Hmm.